yapay zeka mühendisliğini tercih eden değerli öğrencilere hangi niteliklere sahip olmaları gerekiyor, hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğiyle ilgili kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Merhabalar. TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği öğretim üyesiyim. Bilim ve felsefe koordinatörü olarak çalışıyorum. Yapay zeka mühendisliğini tercih eden değerli öğrencilere hangi özellikleri olması gerekiyor? Bu bölümü okumak isteyen değerli öğrenciler hangi niteliklere sahip olmaları gerekiyor veya hangi yönlerini geliştirmeleri gerektiğiyle ilgili kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Bilimin dili çağlara göre değişir. Yani bundan 600-700 sene önce bilimin dili biliyoruz ki 10-11-12. Yüzyılda Arapçaydı. Sonra 18-19. Yüzyılda bilimin dili Fransızcaydı. Ancak 20. yüzyılda ve şu anda bizim 21. yüzyılda da bilimin dili öncelikli olarak tabii ki İngilizcedir. Dolayısıyla dünyanın neresinde akademik çalışma yapmak istiyorsanız, bilimsel bir şey okumak istiyorsanız kitaplar, kaynaklar birinci tercihen İngilizce basıldığı için İngilizce bilmeniz gerekiyor. Tabii ki insan ana dilinde hayal kurar. Dolayısıyla çok iyi Türkçeniz olması gerekiyor. Bunu hiç tartışmıyoruz. Kesinlikle ana diliniz çok çok önemli. Çünkü insan ana dilinde hayal kurar. Yeni sözcükleri ana dilinde icat eder. Ana dilinde hayal kurar. Ana dilinde yorumlar kafasında. Dolayısıyla Türkçeniz mükemmel olması gerekiyor. Bunun için de Türk edebiyatı inanılmaz zengindir. Yani bu çok şanslı bir ulusuz. Onun için Türk edebiyatını sürekli okumanız gerekiyor. Yani bu sadece lisede değil, üniversitede de edebiyat okumaya devam edebilirsiniz. Ancak akademik çalışmalarda İngilizce çok büyük bir avantaj sağlıyor. Size önerim İngilizcenizin çok iyi olması. Bunu bir zorunluluk olarak değil, bunu bir gönüllülükle yapmanız lazım. Bir dili öğrenmek istiyorsanız o dili sevmeniz gerekiyor. Sevmez bir dili öğrenemezsiniz. Onun için İngilizcenin önemli olduğunu fark etmeniz. İkincisi, akademik becerileriniz iyi olması gerekiyor. Çünkü zor bir bölüm, çok şey okumanız gerekiyor. Akademik becerilerden bahsettiğim ders çalışma teknikleri. Ders çalışma tekniklerinde bir metin nasıl okunur, bir metine nasıl özet çıkartılır, bir metin nasıl hatırlanır, bir metin nasıl bağlantı kurulur, nasıl betimleme yapılır, nasıl yorumlanır, nasıl analiz edilir. Bunlar hangi saatte ders çalışırın, hangi saatte de uymaz gerekir, beslenmeniz uymaz, ruh durumunuz, duygu durumunuz, bunların hepsi ders çalışma, profesyonel bir öğrenci olmanın gereksinimleridir. Unutmayın, üniversiteye geldiğinizde sizin birinci vazifeniz iyi bir öğrenci olmaktır. Onun için sizin tercih listenizde, yani ödevler listenizde, hayatınızda birinci ödeviniz iyi bir öğrenci olmaktır. Çünkü iyi bir öğrenci olursanız mezununuzda iş bulursunuz, kariyeriniz iyi olur. Aldığınız eğitimin hakkını ödemiş olursunuz. Sizin sorumluluklarınız var okulunuza karşı, ailenize karşı ve herkesten önce kendinize karşı. Dolayısıyla bu sorumluluğu yerine getirmeniz gerekiyor. Bunun bilinciyle, yani üniversiteyi sadece bir mecburiyet değil, diploma almak için değil ki bu tip öğrencilerin de maalesef çok başarısız olduğunu, kariyer yapamadıklarını görüyoruz. İngilizcenizin iyi olması, profesör bir öğrenci olmanız, disiplin olmanız ve üniversite kültürünün farklı olmanız, yani kütüphanede çalışma kültürü, okuldaki derslere katılma kültürü, dersleri kaçırmama kültürü, bu etik şeyler, yani bir öğrencinin etik uyması gereken ahlaki bazı bilgiler var. Mesela kopya çekmemek. Ödevlerini kendin yapacaksın. Kopya çekmeyeceksin. Kestiğin yoldan gitmeyeceksin. Hakkını ödeyerek bir şey yapacaksın. Bu ders kolaydır, bu ders zordur, zor ders sistemi kolay. Hayır, tam ders, o zor dersi de vereceksin. Çünkü o zor ders seni istemediğin şey olduğu için o seni geliştirecek. İstemediğiniz şeyleri yaptığınız zaman biz gelişiyoruz. Hep insan kendi istediği şeyleri yapsaydı mağarada yaşamaya devam ederdik. Konfor alanımızı değiştirmezdik. İnsan rahatını bozduğu oranda gelişir. Onun için rahat insanı bozar, siz de rahatınızı bozun. Dolayısıyla bu üniversitede bu üniversite kültürünün farklılığı ve hiçbir zaman hocaların verdiği metinlerle sınırlı kalmayın. Ekstra okumalar yapın, ekstra şeyler yapın. Tabii ki hobileriniz olsun, sağlık okuyun, spora zaman ayırın. Çünkü zihniniz çok çalışırken bedeniniz geri planda kalmış olacak. Dolayısıyla iyi bir öğrenci
yürüyüş yapan, yüzen, spor yapan, hangi spor seviyorsanız bu size bağlı bir şey. Ama spor yapmanız da çok önemli bir şeydir. Sağlıklı beslenmeniz, kötü alışkanlıklarından uzak durmanız, teknolojiyi doğru şekilde kullanmanız. Yani teknoloji bağımlılığı çok ciddi bir sorun ve bu maalesef bazı öğrencilerde gözüküyor. Bunun farkında olmak, bunun bilincine varmak bu çok önemli şey. İnsan ilişkileri okulda, akranlarınızla, hocalarla yeni çevre, yeni bir sosyoloji oluşuyor. Orada yeni insan ilişkileri oluşuyor. Bunlar size çok şey katabilir. Farklı kültürden, farklı ülkelerden insanlar, farklı yaş grubunda, başarılı, başarısız insanların neler yaptığında, nasıl sonuçta aldığını görmeniz için karşı cins, akranlarınız, insanların ilişki üzerine müthiş bir laboratuvar üniversite. Üniversite kelimesi biliyorsunuz, university, universe, evren, kent demektir. Yani bütüncül bakmak, 360 derece bakmak, her açıdan bakma bilincini veren bir kültürdür. Onun için de üniversitenin bir kültürü var. Bununla ilgili çok iyi yazılar var internette, okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ancak ciddiyet isteyen bir etkinliktir. Bu ciddiyetin hakkını ödeyen öğrenciler yılların içinde her zaman başarılı olmuştur. Sabırlı öğrenciler, azimli, plan yapan, planlarına mümkün oldukça uyan ve işine bedelini, hakkını ödemek isteyen çocuklar her zaman başarılı olur. Eğer bedel ödemeyi göze alıyorsanız o zaman başarılı oluyorsunuz. Hepinize başarılar dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.